Merhabalar, Bungalow P6 Studio'lara hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce söylemek istediğim bir şey, yeşil ekran aldık ve yeşil ekranla artık videolarımızı çekeceğiz. Şu anda Türkiye'de olduğum için, ekipmanlar da Almanya'da olduğu için tam kaliteli çekim yapamıyorum. Çünkü evdeki mevcut ekipmanı kullanmak durumundayım videolarımızı çekerken. O nedenle video kalitelerimiz ya da ses kalitelerimiz biraz daha düşükse normal videolarımıza göre sizden şimdiden özür diliyorum. Bakalım, umarım beğenirsiniz bu yeşil ekranlı yeni yapacağımız videolarımızı. O zaman başlayalım Babylon Berlin'le. Babylon Berlin, Alman yazar Volker Kutscher'in hikayelerinin kahramanı Komiser Gerionrath'ın çözmeye çalıştığı vakaları konuya alan bir polisiye dönem dizisi. Tam Hitler iktidarı öncesi, büyük buhrandan da böyle 3-4 ay önce gibi bir dönemde geçiyor. Berlin'in hem işte şaşalı bir lüks içinde yaşayan bir kesiminin olduğu, hem de yoksulluktan sürünen, yiyecek, yemek bulmakta bile zorlanan bir kesiminin olduğu, böyle halkın tam anlamıyla kutuplaştığı, siyasal çatışmaların sürekli yaşandığı bir dönemine tanıklık ediyoruz. Ve Komiser Rath kendi içinde de problem yaşayan biri. Bunları da görüyoruz. Yani hem Berlin'in yaşadığı sosyoekonomik durumu, o siyasal iklimi, hem de Komiser Rath'ın kendi içinde yaşadığı o psikolojik travmayı ve bunu atlatmaya çalışmasını izliyoruz. Aynı zamanda da bir vaka çözmesini izliyoruz Komiser Rath'ın. Vaka da şu, vakayı anlatınca zaten dizinin geneli ortaya çıkacak. Vaka şöyle, Rusya'dan bir tren gelmektedir ve trenin içi zehirli gazlarla doludur. Bütün vagonları zehirli gazlarla doludur. Normalde böyle girmiş kayıtlara. Ama aslında bir vagonun içinde külçe külçe altın vardır. Ve Troçkistler bu altınları İstanbul'a, Troçki'ye kaçırıp Troçki'yi güçlendirerek Stalin'e bir darbe yapmak istemektedirler. Stalinistler ise bunu engelleyip, Troçkistlerin güçlenmesini engelleyip Troçki'yi artık ortadan kaldırmak istemektedirler. Bir yandan da Naziler, ordu içinde derin devlet yapısı artık yavaş yavaş oluşmaktadır. Bir yandan da onlar bu altınları ele geçirip kendileri Almanya'da kurabilecekleri bir kuracakları, gelecekte kuracaklarını düşündükleri işte Nazi devletine bir gelir kapısı olarak görmektedirler bu külçe külçe altınları. O yüzden bu cephelerin hepsi birbiriyle bir yarış halindedir. Bu arada tren tam Berlin'in ortasında kalmıştır ve hiçbir yere gitmemektedir. Yani gönderilememektedir. Bu nedenle Gerionrath bu sorunun ortaya yine düşer. Ve Gerionrath'ın bir de yardımcısı vardır yanında, Bruno. Bruno ona yardım eder, işte abilik yapar vesaire vesaire. Daha fazla şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Çünkü ne desem spoiler olacak gibi. Ama şöyle söyleyebilirim, yani hikayede işte komünistler, faşistler, mafya, ordu, derin devlet, farklı böyle siyasi yapılar ve oluşumlara yer verilmiş. Ve bütün olayların merkez noktası bu siyasi karışıklıklar aslında. Yani bu siyasi karışıklıklar ve Gerionrath'ın özel hayatında yaşadığı durum. Böyle söyleyebilirim, yani hikayenin özeti aslında bu. 3 sezondan var şu anda, 3 sezonu var. Ve 3 sezonunda Blue TV'de bulabilirsiniz Babylon Berlin'in. Yeni yüklendi 3. sezonunda. İlk 2 sezon normalde vardı Blue TV'de. Yakınlarda 2-3 gün önce 3. sezonda yüklendi. O yüzden şimdi çekmek istedim videoyu. Benim ya dizide en çok hoşuma giden aslında bu çatışmaları bize göstermesi ve o siyasi iklimi bize çok iyi yansıtması. Tabii ki bunda harcanan o 40 milyon euronun hakikaten payı var. Hakkını veriyor hakikaten o harcanan para. Bize çok güzel bir görsel şölen sunuyor aslında dönemle ilgili. Diziyle ilgili başka söylemek isteyeceğim de bir şey, bir müzikleri. Müzikleri Moka Efti diye bir kulüpte çalınıyor sürekli müzikler dizide ve şu anda Moka Efti bir müzik grubu ve solisti de dizide solistliğini yapan kadın aynı zamanda şu anda grubun da solisti. Almanya'nın çeşitli yerlerinde konser veriyorlarmış. Ben diziyi de yeni izlediğim için daha önce bilmiyordum bunu ama bu korona olayları geçerse ve konser vermeye de ileride devam ederlerse mutlaka gitmek istiyorum konserlerini. Çünkü hakikaten çok hoş müzikleri var. Ve öyle bir grup da yaratılmış olması diziden sonra ayrı bir hoş aslında. Diziyi izleyenler için ayrı bir anlam ifade ediyor. Ben de çok gitmek istiyorum.
O zaman size teşekkür ediyorum. Bu arada oyuncuları söylemeyi unuttum, kusura bakmayın. Volker Burk ve Liv Lisa Fries oynuyor. İkisi de çok güzel oynuyor. Ben ikisinin de çok rollerine uyduğunu düşünüyorum ve çok iyi bir seçim yapılmış. Yani roller anlamında bütün oyuncular bence çok iyi. Yani kötü oyunculuk hiç yok diyebilirim. Yani dizide böyle sinir olduğum karakterler var tabii ama oyunculuklar yine de çok iyi. Bence müthiş bir dönem dizisi çekilmiş. İlk iki sezon bir hikaye gibi, beraber gibi bakılmalı. Üçüncü sezon daha farklı bir hikayeye odaklanıyor. Bunu da söylemiş olayım. O zaman teşekkürler. Zaten ilk iki sezonu izledikten sonra üçüncü sezonu durmadan izleyeceğinize eminim. Teşekkürler. Bizi takip etmeyi, buradan takip etmeyi, Instagram'dan takip etmeyi ve beğendiyseniz ya da izlediyseniz diziyi yorum atarsanız da ayrıca mutlu olurum, sevinirim. O zaman teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.